Herkese selamlar dostlar. 25 Kasım 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bu videoda bir adet ideal kombinem var. Toplamda 6 maçım var. Sizlerden ricam bakın bir tane kombin önermiştim. Başarılı oldu Dünya Kupası için YouTube'da. İkinciyi öneriyorum. Artı 300 seviyesinde bir artı 300-400 seviyesinde like bekliyorum. Şimdi herkese bol şanslar. 6 maçım var. İdeallerinden bahsetmeye çalışacağım. Yüksek oranlara da olacak elbet. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışması yapalım. Skor yarışmamız arkadaşlar İngiltere ABD olacak. Ondan önce Belçika maçının skorunu kazanan arkadaşımız Erdinç Tufan isimli arkadaşımız Instagram üzerinden yazarsa Kata Telegram gruplarımıza dahil edelim arkadaşımızı. Sizler de İngiltere ABD maç skorunu sorduk bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza dahil edeceğiz. Geçtim. Dünün ideal kombinesi ekrana gelsin. Dünün ideal kombinesi nasıl başarısız oldu? Baskonya maçı başarılı oldu. 15-20 sayı fark attı sanırım Baskonya takımı. Başarılı bir şekilde geldi Baskonya. Tek bir kombin önermiştim. İdeal kombine tek kombine olaraktan da. Yana da Belçika'yı koydum. Belçika ev sahibi 1.5 üst dedim. Yani Belçika iyi bir futbol sergilemedi. Kanada yani çok çok daha iyiydi. Maç hak eden takım bence Kanada'ydı. Hatta maçın adamı Kevin De Bruyne seçtiler. Adam dedi ki yani ben iyi oynamadım dedi. Beni neden seçti anlamadım. Sanırım ismimden dolayı seçtiler dedi. Gerçekten objektif bir şeydi. Gerçekten iyi de oynamadı çok fazla. Kaçırdı Belçika o kadar. Batshuayi zaten dillere destan. Dediğim gibi güven vermiyor. Ne kadar ev buçuk üst de ne kadar son dönemde biraz daha formda olsa da Batshuayi hiçbir türlü güven vermiyor. Hücumda yine yaptırdı. Topu bekli. Oğlum topa koşsan la. Güzelim kombineyi yedi. Çok güzel. tek kombineydi bu. Başarısız oldu kombinemiz bilginize. Geçtim bunu. Sistem vardı. En son yaptığım sistem. Bugün de bir sistem yaptım. En son yaptığım sistemi göstereyim. 6 maçlık bir sistem yaptım. 6'da 3 kaldı. Bir tane daha gelseydi kuponun amorti parasını alırdık sanırım da başarısız oldu arkadaşlar. 22 TL'lik bir kupondu bu. 388 oranı var bunun da. Ee, şöyle yüksek oranlarını çıkarmaya çalışmıştım. Bu Arjantin'den gitti mesela. Danimarka'nın 1 altından gitti. Meksika'nın 0-0 bitti. Oradan gitti. Diğer Monaco maçının 163.5 üstünü Fransa'nın atacağı 3 golü Efes'in atacağı 80 sayıyı bildim. Ki zaten Efes de tam 80 sayı attı orada. O da güzel bir şekilde geldi yüksek kuranları. Bu şekilde denemeye devam edeceğiz yani dünya kupası boyunca. Elbet yakalarız diye düşünüyorum. Geçtim bunları. Dediğim gibi sizlerden ricam şöyle. Artı 300'ün seviyesinde bir like atmanızdır. Bu kombinelerin devamını istiyorsanız like'larınızı eksik etmeyin. Hemen 2 saniye like'ları tıklatarak da devam edelim. Devam ediyorum o zaman. Galler İran ile İran maçıyla başlayalım. Yani... Gollü 2-3 gol desen 0-0 biter. Alt desen 5-5 biter. Öyle garip bir maç. Ama ben mücadele genelinde beklentimi söyleyeyim. Çok fazla gollü geçeceğini düşünmüyorum. Her iki takımda da şöyle oyuncular var. Bir iki tane yıldız isim var. Bu yıldız isimlerle birlikte skor üretmeye çalışıyorlar. Ee, Taremi oynar muhtemelen ileride İran'da yine aynı şekilde. Serdar Azmur'un da belki geçen maç sürü aldı. Bu maçta oynar mı bilmiyorum. Sakatlığı vardı herhalde. Çok önemli değil diye geçen maç sürü aldı. Evet. Bu maçta oynar bilmiyorum. Zor maç. İran burada puan almaya çalışacaktır. Çünkü gruba baktığımız zaman da Galler beraberliği kopardı. İran burada biraz daha geriye yaslanır mı bilmiyorum. Oynar mı, yaslanır mı? Tam bilmiyorum da ya puan almaya çalışacaktır. Puan almaya çalışacağı için de yani çok ileri çıkmayacaktır bence Galler'e karşı. Çünkü Galler'i de cezalandırabilir o yüzden. Ben burada çok gol bir maç beklemediğimden dolayı altında oranı zaten yok. Ben bu mücadeleye doğrudan alt verdim. Ama sorar mısın kombineyi alır mısınız diyerekten de kombineye de almam, oynamam. Canlı olarak canlı olarak giderim ama dediğim gibi maçı oynamam. Yani olursa canlıdan mesela kim daha iyi oynuyor? Galler mi, İran mı kim daha bastırıyor? Canlıdan izlersin. Onun bir golünü alır geçersin. 1-0 veya 1-1 bitebilir öyle bir maç. 2.5 alt tercihinin 1.37 gibi oranı var. Çok fazla gollü maçta beklemediğimi belirteyim. Geçtim diğer mücadeleme. Katar-Senegal mücadelesi. Senegal burada Katar'ı deler bence. Ya yani yine bir bu ilk maçta şey muhabbetleri çıktı ya. Katar para verdi Ekvador'a falan. Yani Katar'a para verse yani bu oyuncular ne kadar para verirsen ver çok becerikli oyuncular olduğunu düşünmüyorum. Bir de bunlar özel kamp falan yaptılar bir ay İspanya'da. Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacağından dolayı ayak yok. Yani oynayamıyor Katar. Senegal hadi bakayım sal bakayım. Geçen maç yenildi. Ekvador'da askerden gelmiş gibi oynuyor. Gruptan çıkamaz Senegal bu maçı. Eğer bir rüşvet olayları olursa. Senegal burada topunu oynayacak. Geçen maç Hollanda'ya karşı da bence çok iyi oynadı. Dengeli bir mücadeleydi. Bir yanda mücadele 2-0 oldu zaten. Biraz da şansa kazandık zaten o mücadelede bence. Senegal burada kendi oyunu sergileyerekten de bence doğrudan galibiyetine gidilmeye fayda var. Maç sonu 2'ye doğrudan 1, 45 gibi oran açmışlar. Biraz daha yüksek oran oranı isteyenler varsa dediğim gibi Senegal burada oyununu oynamak zorunda. Dep basman 1.5 üstü oranı burada 1.76 gibi oranı var. Senegal burada 2 gol atarak bile kazanması bence muhtemeldir. Dediğim gibi Katar kendi evinde ne kadar turnuva ev sahipliği yapsa da ilk maç zaten hiçbir verimlilik olamadı. Herhangi bir bu Araplar şeyhler para veriyor ya. Senegal de o parayı kabul ederse de ne bileyim olur mu bilmiyorum ama bu turnuvada artık her şey olabilir. Sizler de izliyorsunuz ne kadar sürprizler çıktığını birlikte görüyoruz. Öyle bir dümen dönerse de Senegal elenir. Benim de içimin yağları erir diyeyim ne diyeyim. Key keyfi bilir ama biz maçın bu dış etkenlerden ziyade oynanan futbola baktığımız zaman da Senegal tarafında olduğunu biliyoruz. Maç sonu 2 idealimdir. Deplasman 1.5 üstü de yüksek oranı 1.76 orandan alınabilir. Hollanda ile Ekvador mücadelesi. Burada bizim Goat oynamayacak sanırım arkadaşlar. Valencia oynar mı oynamaz mı bilmiyorum. Ama ideal 11'de yazmıyor. Onu belirteyim sizlere. Ee, şöyle onu bir bulabilirsem. Aynen burada. Yine Esra da oynayabilir. Ekvador ilk maçta güzel bir bize izlenim verdi. Fakat Katar'la oynadı. Katar ne kadar futbol oynadı ki kazandı. Öyle düşünebilirsiniz. Ben burada yine Hollanda tarafındayım. Bu arada Hollanda da iyi futbol sergilemedi. Onu da belirteyim. Yani Senegal ile oynadı. Yine güçlü bir ekiple oynadı. Ekvador'da belki kısmen daha Senegal'e Senegal e göre biraz daha zayıf rakip diyebiliriz. Fakat bir nevi denk takımlar diyebiliriz. Hollanda da o maçta çok iyi futbol sergilemedi. Depay bu maçta ilk kombi oynayabilir. Gakpo'nun kafa golüyle zaten önüne geçtiler. İkinci golde biraz daha hızlı kontra falan derken de bir anda geldi. Burada Hollanda kazanabilir gibi gözüküyor ama ben mücadeleye tek bir tercih yapmak istiyorum. Yüksek oranlı bir tercih yapmak istiyorum. Ben mücadelenin gol barajını olarak hesapladım. Yani 2-3 gol bandında kalabilir diye düşünüyorum bu mücadele. Hollanda da atar. Geçen Hollanda'nın maçını zaten gördük. Tam 2-3 gol bitti. Yine aynı şekilde burada da bitebilir. 1.78'de oranı var burada. Hollanda maçının 2-3 golünü. Ekvador da katkı verebilir. Maçın beklentisi konu söyleyeyim ben sizlere. İsterseniz 2 birlikte bir skor beklentisi var mücadelenin. 2-3 golüne zaten uygun 1.78 gibi oran alabiliriz. Ben bir de şöyle bir tercih yapmak istiyorum. Ne kadar Ekvador son Katar maçına ilgi de gözükse Hollanda güçlü bir ekip. Hollanda burada kazanırsa tek farklı galibiyetinin de burada 3.24'lük oran var. Doğrudan skor olarak da belirtelim. 2-1'lik bir Orlanda galibiyeti çıkabilir diye düşünüyorum. Tek farklı Orlanda galibiyeti galibiyeti 2-1'lik skora göre alınabilir. Zaten 2-3 golümüze de zaten uygun bir şekilde geliyor. Diğer mücadelemiz İngiltere-ABD mücadelesi. Bakalım İngiltere turnuvayı sallayabilecek mi? Bakalım. ABD ile oynayacak. ABD de Galler'le ilk mücadele yaptı. Berabere kaldı. Bir penaltı golüyle zaten son dakikalarda dakika 88'de yemişti o maçı. İngiltere iyi futbol sergiliyor açıkçası. Son mücadelesinde gayet iyiydi. 6 tane attı. 6 mı 7 mi? 6 attı sanırım. 6 attı 6. 6-2. Ee, ABD ile oynayacaklar. ABD'nin takımı da genç dinamik bir kadrosu var. Zaten ABD'nin e, gelecek sezon gelecek Dünya Kupası'nı ev sahipliği yapacak. Bu oyuncular elindeki oyuncular iyice pişer diye düşünüyorum. O turnuvada iyi işler yapabilir gibi geliyor bana. Ama bu turnuvada İngiltere'ye çok dayanacaklarını düşünmüyorum ben burada. Maç sonu 1'e gideceğim. Direkt ev sahibi 1.5 üstüne gitmeyeceğim. Hatta ideal kombinemin ilk mücadelesi yapacağım. Bu mücadeleyi İngiltere'nin doğrudan galibiyeti olarak değerlendireceğim. İngiltere'de oynadığı oyunda ben bu turnuvada yani Brezilya falan değil şu anlık ben favorim diyerekten gösterdi. Eğer bu futbolun devam ettirirse burada ABD'ye karşı da galip gelmesini bekliyorum. Maç sonu biri doğrudan aldım. 1.39 gibi orandan. İsteyenler yani isteyenler tabii ki ev sahibi 1.5 üst yapabilir. Onun dışında ekstra bir şeyler deneyebilir. Ben mücadelenin yani İngiltere saz aldığı zaman da 1-0'da bırakmayıp 2-3'ü de bulabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama ben bu İngiltere korkulur İngiltere'den. Maçın 1-0 her zaman vardır İngiltere sahada varsa. Ama bir sisteme atmak isteyenler de handikapı da 2 gibi orandan değerlendirme altına alabilir. İlk maçtaki gibi bir performans sergilerse İngiltere. Monaco Bayern Münih mücadelesi. Benim diğer mücadelem bu arkadaşlar. Monaco Bayern maçı. Monaco'nun burada galip gelmesini bekliyorum artık. Son mücadelesinde de Fenerbahçe'yi kaybetti. Biz de zaten o mücadele üst almıştık. Başarılı oldu. Yani son saniyelerde Fenerbahçe 20 sayı farka kadar götürdü. götürdü. Dördüncü periyot. Monaco fena döndü. 33 sayı falan attı. Bu arada Mike James'in dama atılmış gibi. Okobo bence yerini alacak gibi. James'in onu da iyi futbol, iyi basketbol sergilemesi lazım açıkçası. Ondan dolayı da burada Monaco tarafındayım ben. Monaco'nun atacağı sayıya gittim ben burada. Ev sahibi 77.5 burada gösteriyor fakat nesine de 78.5'tan başlıyor. Gelelim oraya. Ev sahibi aynen 78.5 burada da. 77 gözüküyordu. 78'e çıkmış. Barem demek ki. Daha çıkar mı bilmiyorum. Fakat Monaco burada kendi evinde Bayern Münih'e 79 sayı atar gibi geliyor bana. Kombin 2. ikinci maçı zaten Monaco mücadelesi. Geçtim diğer mücadeleme. Bologna ile Anadolu Efes mücadelesi. Burada da Bologna takımı son dönemlerde bir kıpırdanma olsa da istikrarsız bir takım. Yani bir maçtaki oyunuyla diğer maçtaki oyunu çok fazla tutmuyor. Larkin dönecek mi? eli ağrıyor adamın. Bir de sağ eli ağrıdığından dolayı sağlak adam bir de o adam. Ee, problem yaşıyor. Topu da tam hissedemiyormuş neymiş. Bu röportajını izledim en son. Efes'te son maçta Clyburn'la birlikte galip gelmesini bildi. Üçüncü periyotta inanılmaz bir performans sergiledi. Ben burada yine Efes tarafındayım fakat galibiyetinden ziyade burada deplasmanda atacağı sayıya gittim doğrudan. Efes'in burada atacağı 79 sayı pardon 78 sayı deplasman 77.5 üstü var. Çünkü 78 sayı 1.43 gibi oranın idealden olunabilir değerlendireceklere bol şanslar. Dediğim gibi bir yerde ideal kombinem var. Ekrana gelsin ideal kombine. Sizlerden ricam dediğim gibi artı 300'ün üzerinde like gelmezse ben YouTube'da daha da kombini önermeyeceğim Dünya Kupası boyunca. Sizlerden ricam emeğe saygı açısından videoya bir like atmanızdır. Değerlendirecekleri bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.